Arkadaşlar merhaba, ben Özgür. Az sonra videoya devam edeceğim ama tam biri denk geldi. Bakın bazen buraya dayanıyor bu. Şey noktasına. Direnç noktasına. Pardon, destek noktasına dayanıyor. Ve buradan alımdayken bir anda arkadaşlar bunu kırıyor. Ve satıma doğru gidiyor. Buralara dokunduğu zaman, buraya ve yukarı dokunduğu zaman biraz bir parça beklemek lazım. Mesela şu an satıma doğru gidiyor. Zaten en son gelen de davul düşme eğilimindedir. Şimdi binari bu açıp yatırımlara devam edeceğim. Bir müddet sonra döneceğim arkadaşlar. Şuradan durdurayım. Evet, şu an açtım. Bugün üçüncü videosu olacak. Uzun vadede de bakalım taciller ne şekilde hareket ediyor. Onlar da düşüşte ve en son gelen sinyalde düşüş yönüne doğruydu. Bakın yeni bir trend çizdi aşağı doğru. Şimdi artık düşüşe çalışabiliriz rahat bir şekilde. Açtık. Aşağıyı ayarlayalım turboya göre. Euro doları açtık. Euro doları da duruyor. Turboyu tıkladık. Bir daha bakalım 5 dakikalık da mı bu? Evet, 5 dakikalık da. Şu an artık devam edebiliriz düşüş yönüne doğru arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel çalışacak. Tekrar şunu düzenleyelim. Euro doları bastık. Evet, şu an 10 dolarla bunu şey yapıyoruz. Evet, 10 dolarla açabiliriz ve açtık. Ne renk var? Yeşil renk var. 20.164 dolarla yolumuza devam etmekteyiz. Bakın burada durdu ve kırdı ve yeni bir trend yaptı. En son gelen sinyalde zaten düşüş olmuştu. Yeni bir trend açtı. Halen aşağıya zorluyor. Şimdi buralardan artık bakalım ne yapacak. Burayı ya kıracak, aşağı doğru devam edecek ya da yukarı dönüşün bir başlangıcı da olabilir. Evet. Saniye kaldı. Ya bunu çok rahatlıkla aldı görüyorsunuz. 948'e 922 2 1 0 diyor. Bu şekilde onayladı. 7 doları haresine kattı. 181. Gidip bir bakalım. Halen aşağı doğru kırmaya çalışıyor ve gidiyor aşağıda. Çok rahat. Şimdi 50 dolar bile koysan olacaktır. Şimdi 20 dolar bir deneyeyim. Hazır fırsatı yakalamışken biraz arttırayım. 20 dolarla ilk adımı atalım. Burada aşağı doğru kırıyor. Rahat bir şekilde devam ediyor aşağıya. Pozisyon alacaktır onu yakalamışken. Biraz yüksek koydum arkadaşlar. 39 saniyemiz var. Aynen aşağı doğru büyük baskısı var görüyorsunuz arkadaşlar. İnmeye çalışıyor aşağıya. Kırabilirse çok rahat bir şekilde alacaktır. En son sinyale binaen. Şu an onun mücadelesinde 20 saniye var. Bakın buradan karşılıklı bakabilirsiniz. Bazı geri çekilmeler yaşıyor. Bakalım ne olacak? Buradan oluyor. Bakın kırmızıya döndü burası, görüyor musunuz? Oradan şeyine göre arkadaşlar burası da kendini dengeliyor. Bakalım. Şu an tam destek noktasında. Elit olarak hazırladık biz bu arada. Ve bu adımı kaybetti. Tekrar düşüş yönüne doğru. Buradan şimdi aşağı doğru baskı devam ediyor. Düştü görüyorsunuz. Normalde buralara dokunduğu zaman çok fazla işlem yapmamak lazım. Çünkü yukarı dönüşün de bir belirtici olabilir. Bakalım ne olacak. İyice gevşedi. Burayı alırsak bir müddet bekleyeceğim. Dördüncü adımı geçmemek için.
Şu an aldı, görüyorsunuz ikinci adımda 1.196 oldu. Şimdi burayı bir parça bekledim, ne olacağını görelim. Bu aşağıda kırılabilir, yukarı dönüşü mü gösteriyor acaba? Az sonra ben size dönüp göstereceğim arkadaşlar. Ara sıra gösteriyorum, bakın. Onu kırdı aşağı doğru, yeni bir trend yaptı. Şu an aşağılara doğru devam ediyor arkadaşlar. Yani buradan yukarıda bir çıkış olabilir. Hani burayı kıramazsa, birkaç gittikten sonra kıramazsa yukarı doğru dönüş de yapabilir. Onun için bekliyoruz arkadaşlar. Şu an oralarda eğleniyor, görüyorsunuz. Kararsız bir şekilde ne yapacağını bilmiyor. Ya aşağı inecek ve buradan yukarı doğru bir çıkış arayacak kendisine. Evet, aşağı eğilim devam ediyor arkadaşlar. Sürüyor. O zaman biz de gidelim aşağı eğilimize devam edelim. İlk baş 10 dolarla yine açalım. Maalesef sonucu hatası geldi. Az sonra bir sayfa yenileyeceğim. Evet, bakın trend yine değişti ve aşağı doğru yeni bir trend kazdı kendisine. Devam ediyor aşağı doğru iniş. Bunu görebiliyoruz. Yeter ki şu termin hatası vermesin. Evet, bakın tanelere inmiş. Maalesef sunucu hatasıyla baş başa kalıyoruz. Tekrar yenileyelim. Galiba bir girip çıkmam lazım tekrardan. Ve trend nasıl aşağı doğru kazdı kendisini. Trend yönü değişti aşağı doğru. Buradan görmemiz mümkün. Başladık, tekrar açmam lazım. Evet, işte tekrar baktık. Tekrar bir değiştirdik. Siteyi yeniledik. Evet, aşağı doğru düşüş. Trend olarak devam etmekte. Şu an bir 10 dolarla bakalım, bir yoklayalım. Evet, şu an açıldı. Size takıldığı zaman bazen yenilemek gerekiyor. Özellikle terminal hatası veriyor. Bakın. Moving average'lerin altında kalması bizim için iyidir. Hesabımızı az sonra bir 200 dolara çıkaracağız. Belki 20-200 dolara. Umarım öyle olur. Biz diğer aşamayı da hazırlayalım. Çok az bir fark var. Şimdi biraz yükseldi. Ama gelip aşağıda geçebilirim. Hayır, bu adamı kaybetti. Diğer adamı ayarlayalım. Oluyor bu da. Bunları kırmaması. Kırarsa yukarı doğru tekrar bir açılım yapabilir belki. Şu an gri pozisyonda. %8'e 27 gibi bir rakam son 8 saniye. Dikkat ederseniz 3-4 videodur veya çok videodur daha doğrusu bir 4. adımı geçmiyoruz. Yani bu da güzel bir şey. İşlemin işe yaradığını gösterir. Şimdi onaylanıyor. Buna bakalım. 4 dolar kazandı. Tabii başta 30 dolarımız. Şimdi 20.200 dolar. Şimdi burada arkadaşlar MetaTrader'ı okumaya çalışalım. Şablonlara bakalım, BEST2'ye bakalım bir de. Evet. Halen düşüş şeyi devam etmekte. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. 10 dakikalık video oldu yine. Görüşmek üzere arkadaşlar.